Sen aslında buraya geldiğinde abi sana söylesem hiç şey yok. Hiç şey yok. Gel gel gel. Gel başkanım gel. Başkanım gel. Hayır hayır yok. Seçimlerde dikkat edelim arkadaşlar. Oylarımız amana. Allah razı olsun. Eren Bağ bize yani her zaman destek oldu. Herhalde %72-73'lerde falan bir destek verdi. Gene düşmeyecek değil mi? Peki bir 24 oy var dışarıda kalan. Yanılıyor muyum? Ya şimdi onları da alırız ya başkanım. Onları da alalım. Yani o 24 kimse, o 24 burada var mı arkadaşlar? Başkanım var mı? Var mıdır? Vardır. Alırız başkanım. Daha rahat. Eyvallah o 24 dedik kaderim. Ben çok mutlu dedim. Eren Bahsen'i yerdim arkamda. Gelsen bile gelmesek bile. Allah sizlerden razı olsun. Gelmen önemli. Tabii ki geleceğiz. Bizim işimiz sizlere halet dur sormak, gelmek, ihtiyaçlarınız varsa mümkün olduğunca gidermeye çalışıyor. Eren Bahadır'ı çıkarsa daha yukarı kadar geliyor. Biz yıllardır buna dikkat ediyoruz. Eyvallah. Şimdi evet biz de elimizden geldiği kadar bütün mahallelerimize destek vermeye çalışıyoruz. Eren Bağımızda ihtiyaç olarak çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Kilit parke taşı kaldı mı döşenecek? Az bir şey önemli yok onun. Önemi yok. Efendim sundurmamızı yaptık. Altını döşedik mi? Tabii ki son dönemlerde. Şimdi bir de burada kooperatifin su işi var herhalde öyle mi? İnşallah su sesimler geçiversin. Bizim için sulu tarım çok önemli. Ben dereye kadar da indim zaten orada. Biliyorsunuz ciddi bir beraber su kaynağımız var burada. Şu ortam geçiversin. İnşallah bir daha inelim, bir daha bakalım. Ne yapabiliriz hep beraber? İnşallah çünkü sulu tarım önemli arkadaşlar. Bak iki muhtar adayı da burada. Yanımda. Yani anlaşmaları severiz. Hepimiz anlaşmalara sadık kalacağız. Eren Bağ olur, Bayramşah olur veya bu bölgede zaten biliyorsunuz Menye'de var, Halısa, Kenger olur. Bu bölgede bir yere Halısa yapalım. Ama o ne yapacağız o oy potansiyelini %90'ın üstüne çıkartacak mıyız? Söz. Kesin. Söz mü? Şimdi vakit dar. Evet, vakit dar. Bayramşah'a geç kaldık. Doğru. Normalde biz daha erken gelmemiz lazımdı. Kusurumuza bakmayın. Ama ben bildiğim kadarıyla bu mahallemizin bir eksiği yok. Yani bu mahallemizin bir eksiği yok. Olduğunu da yapıyoruz. Başka yapacağınız bir şey varsa da Allah nasip ederse yaparız. Ama geçen söyler dikkat edeceğiz. %100'e yakın inşallah buradan yine çıkaracağız. Hatta bir rekor kıracağız. Eren Bağı'nda Ayaz Ören'i geçeceğiz. Oldu mu? Sıkıntı yok diyor. Ona göre. Evet, samimi duygularla buradasınız. Çok sizlere teşekkür ediyorum. Bizler bugün biraz yoğun programımızdan dolayı birazcık sekteye uğrattık program akışına ama lütfen kusura bakmayın. Böyle zamanlarda tabii ki olabiliyor. Şimdi
2014'te olduğu gibi 2019'da, şimdi 2024, Allah nasip ederse. Biz ne zaman buralara geldiysek bizleri mahcup etmediniz. Allah sizlerden razı olsun. Ama biz düşünüyoruz ki herhalde sizleri mahcup etmedik. Elimizden geldiği kadar kırsalımızı da merkezimizi de hizmet etmeye çalıştık. Bayramşah bizim eskiden sevdiğimiz mahallelerimizden birisi. Efendim şimdi Erenbağ'dan geliyoruz. Yağbastı hemen efendim ileride. Tabii ki bu bölgeler bizleri bundan 10 sene önce de canı gönülden sevdi, bağrına bastı. Biz de yine tekrar yeniden inşallah sizlerin desteğini almaya geldik. Yola çıkarken dedik ki bizleri destekleyin. Bizleri desteklediğinizden dolayı bir gün bile pişman olmayacaksınız. Sizin yüzümüze öyle baktırmayacağız. Bayramşah muhtarımıza biraz önce sordum. Dedim ki muhtarım, bizim burada eksiklerimiz var mı? İstediğiniz bazı şeyler var mı? Muhtarım, o sundurmanın altına taş gelmedi başkanım dedi. Eyvallah, o da iş yoğunluğundan kaynaklı. Zaten erken alıyor muyuz borç? İş yoğunluğundan kaynaklı sevkiyatımızı yaparız. Bunda problem olmaz zaten. Daha önce buraya da bir düğüne, senin kendi düğünün değil mi? Evet. Düğüne geldim ben. O zaman da o şeyler söyledik ama buranın 60 mahallesi, 156 bağlısı gerçekten ciddi bir coğrafya. Ama ona rağmen arazi yollarımız bitti mi muhtemelen? Arazi yollarımız efendim malzemeli bakımlar yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi belki göletler yaptık, belki taş döşenmek yerimiz kaldı mı? Ufak tefek kaldı. Şimdi köylerimize çıktığımızda artık arkadaşlar, inanın %90 mahallemiz böyle. Muhtarlarımıza, halkımıza sorduğumuzda, bize ihtiyacınız olan bir şey var mı diye sorduğumuzda artık hakkın sayılmayacak ufak tefek şeyler söylüyorlar. Bulacağız mı? Neyse o? Şığlan Ağaçka Barası. 4 kilometre olan. Evet. O sözüm olsun arkadaşlar. Çünkü Şığlan... Şebette falan gözümüz yok. Bizim yolumuz orada. Orada kaçak dedik. O yolumuzu yap, bir sen. Tamam. O sözüm olsun. Çünkü eğer o 4 kilometrelik yol kalırsa size söz veriyorum. Hani böyle yapılmasa bile probabilitesini bütçesinden yaptıracağım ya. Yani. Başkanım. Bunlar da gelecek dönem bir problem olmayacak. Onun için diyorum oradaki yol da asfaltlanır. Allah nasip ederse o türbeli oradaki yerleri de gidip parkemizi döşeriz. Hangi muhtarımız yanımıza gelirse onda bir problem yok arkadaşlar. Allah razı olsun. Hani daha önce traktör bile giremiyordu mesela mezar yolunda. Dua arkadaşlar. Bizim için dua önemli. Şimdi şöyle traktör bile zor gidiyordu. Şimdi toprak da görüldü. İş makinesi çalıştı. Kula Belediyesi tarafından iş makinesi geldi. Şu an iyi düzeyde. Yollar asfalt. Efendim biz geldik şimdi yoldan. 15-20 dakikada sıkış kulaya in. Öyle mi? Çok abartılı şeyler yok. Önceden yol yoktu, sokak yoktu. Allah razı olsun. Büyükşehir'de efendim asfaltlarımız yapıyor. Onun için biraz önce Osman amcama onu söyledim. Aman ha, bizim kanadımızı kırmayın. Büyükşehir'de bizim için önemli. Hükümet de önemli. 4 sene hükümetin değişme şansı var mı? Yok. Sayın Bakanımız kulaya ne kadar hizmet etti? Herkes biliyor. Allah ondan bir kere razı olsun. Bir alkış rica edeyim onun için.